Herkese merhaba. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün birden N'e kadar olan pozitif doğal sayıların toplamı ile ilgili bu toplamın neye eşit olduğunu, bu toplamın nasıl bulunacağı ile ilgili birkaç yöntem konuşacağız. Öncelikle geometrik bir yöntemle başlıyoruz. Birden N'e kadar olan sayıların toplamını ifade ederken buradaki her bir sayıyı bir daire ile göstererek bir geometrik şekil oluşturdum. Burada en tepedeki üçgenin en tepesinde bir tane daire olduğu için bunu 1 ile ifade ediyorum. İkinci satırda 2 tane dairemiz var. Üçüncü satırda 3 tane dairemiz var. Dolayısıyla son satırda da 8 tane dairemiz var. Dolayısıyla buradaki birden 8'e kadar olan toplamı bulduğumuzda birden n'e kadar olan toplamla ilgili de bir genelleme yapmamız mümkün olacaktır. Şimdi arkadaşlar, biz bu üçgensel yapıdaki tabii ki bu üçgensel yapıda aşağıya doğru satırları arttırdığımızda n'e kadar gitmemiz mümkün. Tabii n'i kaç alacağımız da burada önemli. Biz bu üçgensel yapıdaki daire sayısını bulmak için şöyle bir yöntem izliyoruz arkadaşlar, geometrik olarak. Bu üçgenin aynısını ben bir kopyalamak istiyorum. Ve bu kopyayı buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada aynı üçgenden iki tane oldu. Şimdi bu iki üçgeni bir araya getirerek dikdörtgensel bir yapı oluşturacağım. Tabi burada şunu görmek lazım. İki üçgende de aynı miktarda daire var. İkinci üçgeni ben ters çeviriyorum arkadaşlar. İkinci üçgeni ters çevirdiğimizde ortaya bu şekilde bir yapı çıkıyor. Bu üçgeni öteki üçgenin üzerine bir üst satıra gelecek şekilde arkadaşlar, bakın dikkat ederseniz bir önceki üçgenle bir sonraki üçgenin yerleştirme konumlarına bakın. Bir kere daha göstermeye çalışıyorum. Önceki üçgen yerinde duruyor. Yeni üçgeni onun bir üst satırına getirip koyduğum zaman gördüğünüz gibi bu artık bizim için bir dikdörtgensel yapı haline dönüşmüştür. Şimdi burada dikdörtgensel yapıda kaç tane daire olduğunu saymak gayet kolaydır. Yukarıdan aşağıya doğru baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane satırımız var. Her bir satırda kaç tane daire olduğuna baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de daire var. 9 tane satırımız var. Her satırda da 8 tane daire varsa toplam 8 çarpı 9 tane dairenin olduğunu görürüz. Ama biz tabii 8 çarpı 9 tane daireyi aramıyoruz. Burada birden 8'e kadar olan toplam buradaki üçgensel yapıdaki daire sayısıdır. Dolayısıyla dikdörtgensel yapı üçgensel yapının iki tanesinin bir araya gelmesiyle oluştuğu için biz birden 8'e kadar olan bu toplamı 8 çarpı 9 bölü 2 olarak ifade edebiliriz. Bunu genellediğimizde birden n'e kadar olan sayıların toplamının arkadaşlar n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu ifade etmiş oluruz. Bu pozitif doğal sayıların, birden başlayan pozitif doğal sayıların geometrik olarak ispat edilebilmesi için, hani buna da çok ispat demeye de gerek yok, geometrik bir şekilde ifade edilebilmesi için görsel bir gösterim şekli diye sunabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu formülü başka yöntemlerle de ifade etmeye çalışalım. Öncelikle buradaki toplama dikkatle baktığımızda arkadaşlar, bu toplamın aritmetik bir toplam olduğunu görüyoruz. Yani her toplamdaki her bir terim bir önceki terimle aralarındaki farkların eşit olduğunu görüyoruz. Aritmetik toplamlarda kullandığımız şöyle bir yöntem vardır. Biz burada birden n'e kadar olan bu aritmetik toplamı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta n olarak ifade edelim. Aritmetik toplamları hesaplarken bu toplamı bir de tersten yazarız. Yani n'den bir önceki sayımız n eksi 1, ondan bir önceki sayımız n eksi 2, artı nokta nokta son sayımız da 1'dir. Şimdi üstteki toplamla alttaki toplamı birlikte toplayalım. 2 kez. Şimdi arkadaşlar, bu aritmetik toplamı çok önemli bir özelliğidir. 1 ile n'i topladığımız zaman n artı 1'dir. Dikkatle bakarsanız 2 ile n eksi 1'i topladığımız zaman yine n artı 1'dir. Aritmetik toplamlar baştan ve sondan topladığımız zaman her toplam birbirine eşit gelecektir. Dolayısıyla 3 ile n eksi 1'in toplamı yine n artı 1'dir. Ve nihayet n ile 1'in toplamı da n artı 1'dir. Şimdi burada kaç tane n artı 1 ettiğine bakmamız gerekiyor. Şuradaki her bir toplam bir n artı 1 ettiğine göre, burada da n tane terimimiz olduğuna göre, dolayısıyla bu toplam n çarpı n artı 1 olur. Biz buradan s'i yalnız bıraktığımızda, 2'yi karşı tarafa aldığımızda,
birden n'e kadar olan sayıların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi bu formülü bir başka yöntemle daha ifade etmeye çalışalım arkadaşlar. Birden n'e kadar pozitif doğal sayıların toplamının artık biz n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ama bu toplamı bir başka yöntemle daha ifade edelim. Öncelikle bu toplamı toplam sembolüyle göstermek istediğimizde arkadaşlar k eşittir 1'den n'e kadar k formülüyle gösterebiliriz. Sembolüyle ya da gösterimiyle gösterebiliriz. K yerine 1 yazdığımız zaman 1 olur, 2 yazdığımız zaman 2 olur, n yazdığımız zaman n olur. Şimdi ben bu toplamı toplam sembolünde bir takım işlemler yaparak ispatlamaya çalışacağım. K eşittir 1'den n'e kadar ben k artı 1'in karesini aldığımı düşüneyim. K artı 1'in karesini toplam sembolü olarak açtığımızda arkadaşlar bu k'nın karesi artı 2k artı 1 yapar. Biz toplam sembolünü buradaki her bir toplama dağıtabiliriz. Yani bunu k eşittir 1'den n'e kadar k'nın karesi diye yazabiliriz. Şuradaki 2'yi toplam sembolünün başına atıyorum. 2 çarpı k eşittir 1'den n'e kadar k'dır. Artı toplam k eşittir 1'den n'e kadar 1 olur. Şuradaki k eşittir 1'den n'e kadar olan k kare olan ifadeyi eşitliğin karşı tarafına atıyorum. Dolayısıyla eşitliğin karşı tarafında arkadaşlar k eşittir 1'den n'e kadar ben bu ifadeyi aynı ortak toplamda yazdığım zaman bunu k artı 1'in karesi eksi k'nın karesi olarak düzenleyebilirim. Eşitliğin karşı tarafında da iki tane toplam k eşittir 1'den n'e kadar k artı şu toplama dikkatle bakmanız gerekiyor. K yerine 1 verirseniz 1, 2 verirseniz 1, 3 verirseniz 1, 4 verirseniz 1, n verirseniz 1. Dolayısıyla n tane değer verdiğimize göre n çarpı 1'den bu toplam n olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya dikkatle baktığımızda k yerine 1 verirsek 2'nin karesi olduğunu görürüz. Eksi 1'in karesi. Artı k yerine 2 verdiğimizde yan yana değil alt alta yazalım. 3'ün karesi eksi 2'nin karesi. K yerine 3 verdiğimizde 4'ün karesi eksi 3'ün karesi. Bu işlem bu şekilde devam ettirdiğimizde k yerine n verdiğimiz zaman n artı 1'in karesi eksi n'in karesi olduğunu görürüz. Bu toplamı taraf tarafa bu toplamı yaptığımızda sadeleşmeleri görmek mümkün. Dolayısıyla eşitliğin bu kısmındaki toplam ifade n artı 1'in karesi eksi 1 olur. N artı 1'in karesini açtığımız zaman n kare artı 2n artı 1 eksi 1 olur. Artı 1 eksi 1 sadeleşir ve bu toplam arkadaşlar n kare şuradaki ifadeyi görerek yazalım. N kare artı 2n olduğunu görürüz. Şimdi eşitliğin karşı tarafına bakıyoruz. Eşitliğin karşı tarafında iki tane toplam k eşittir 1'den n'e kadar k olduğunu görüyoruz. Artı n olduğunu görürüz. Buradaki n'i karşı tarafa attığımızda burada n kare artı n olur. Dolayısıyla iki tane toplam k eşittir 1'den n'e kadar k olduğunu görürüz. Ve biz buradan arkadaşlar toplam k eşittir 1'den n'e kadar k'nın 2'yi karşıya attığımızda yukarıda da n parantezini aldığımızda n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu bir başka yöntemle göstermiş oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada da ifade edildiği gibi 1'den n'e kadar olan pozitif doğal sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesiyle gösterilmiş olur. Şimdi gelelim bir diğer yöntemle bu ifadenin gösterilmesine, bu eşitliğin gösterilmesine. Sevgili arkadaşlar, 1'den n'e kadar olan bu toplamı gösterebilmenin bir diğer yöntemi de kombinasyon hesabıdır. Kombinasyon genellikle Pascal üçgeninin terimlerinde de görmemiz mümkün. Mesela Pascal üçgenini bu şekilde yazdığımız zaman 1, 2, 1, işte 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, işte 1, 5, 10, 10, 5, 1 diye Pascal üçgenini aşağıya doğru yazabiliriz. Şurası mesela Pascal üçgenin dördüncü satırıdır. Şuradaki 4 kombinasyon 4'ün 1'i ile gösterilir. Buradaki 6 arkadaşlar kombinasyon 4'ün ikilisi ile gösterilir. Ve şuradaki 10 da kombinasyon 5'in ikilisi ile gösterilir. Dolayısıyla Pascal üçgeninin en büyük özelliği buradaki iki sayının toplamının bir alttaki sayı olmasıdır. Bunu kombinasyonla formülize ettiğimizde şunu görürüz. Kombinasyon n'in r eksi birlisiyle arkadaşlar kombinasyon n'in r'lisini topluyoruz. Yani biz burada 4'ün birlisiyle 4'ün ikilisini topladığımız zaman 5'in ikilisi ediyor.
Dolayısıyla kombinasyon n'in r eksi 1'lisiyle n'in r'lisini topladığımız zaman kombinasyon n artı 1'in r'lisi olduğunu görürüz. Biz bu eşitliğe, bu özdeşliğe Pascal özdeşliği deriz arkadaşlar. Pascal üçgeninin oluşma özdeşliği olarak da ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu özdeşlik arkadaşlar Pascal özdeşliğidir. Şimdi ben 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını Pascal özdeşliğiyle ispatlamaya ya da göstermeye çalışacağım. Şöyle başlayalım. Biz 1'den n'e kadar olan sayıların toplamlarını gösteriyoruz arkadaşlar. 1'i ben kombinasyon olarak 1'in sıfırlısı olarak yazabilirim. 2'yi 2'nin birlisi olarak yazabilirim. 3'ü 3'ün ikilisi olarak yazabilirim. Sonraki gelen 4'ü 4'ün üçlüsü olarak yazabilirim. Sonraki gelen 5'i 5'in dörtlüsü olarak yazabilirim. Ve nihayetinde en sondaki n'i de n'in n eksi birlisi olarak yazabilirim. Şimdi arkadaşlar burada 1'in sıfırlısının yerine, 1'in sıfırlısının yerine biz şöyle 2'nin sıfırlısı yazalım. Yani 1'in sıfırlısının yerine 2'nin sıfırlısı yazabilir. Çünkü 1'in sıfırlısı da 1 yapar, 2'nin sıfırlısı da 1 yapar. 2'nin sıfırlısı ile arkadaşlar 2'nin birlisini Pascal özdeşliğine göre toplarsak. Şimdi Pascal özdeşliği bize ne diyordu arkadaşlar? Şuradan bir kere daha görelim. N'in r eksi birlisi ile n'in r'lisinin toplamı. Yani Pascal'da bir satırda ardışık iki elemanın toplamı bir alt satırdaki ortadaki elemana denktir. Yani 4'ün birlisi ile 4'ün ikilisi 5'in ikilisidir. Yani n'in r eksi birlisi ile n'in r'lisinin toplamı n artı 1'in r'lisidir. Dolayısıyla bu bağıntıyı kullanırsak n'in sıfırlısı, 2'nin sıfırlısı ile 2'nin birlisinin toplamının 3'ün birlisi olduğunu söyleyebiliriz. Peki 3'ün birlisi ile 3'ün ikilisinin toplamı içinde aynı Pascal özdeşliğini kullanırsak bunun 4'ün ikilisi olduğunu görürüz. 4'ün ikilisi ile 4'ün üçlüsünü topladığımız zaman 4. satırdaki 2. ve 3. elemanı topladığınız zaman 5. satırın 3. elemanının olduğunu görürüz. 5'in üçlüsü ile 5'in dörtlüsünü topladığımız zaman bunun 6'nın dörtlüsü olduğunu görürüz. Ve arkadaşlar bu işlemi n'e kadar devam ettirdiğimizde şuradan bakalım. 5'in dörtlüsü ile bir öncekini topladığımız zaman 6'nın dörtlüsü oluyor. 4'ün üçlüsü ile 4'ün ikisi 5'in üçlüsü oluyor. O zaman arkadaşlar n'in n eksi birlisi ile bundan önce gelecek olan Pascal toplamını yaptığımız zaman burası n artı 1'in n eksi birlisi olarak ifade edilir. Şimdi biz şunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı bizim için artık n artı 1'in n eksi 1'li kombinasyonudur. Biz n artı 1'in n eksi 1'li kombinasyonunu hesap ettiğimiz zaman n artı 1 faktöriyel bölü. Bundan bunu çıkarttığımız zaman 2 faktöriyel çarpı n eksi 1 faktöriyel olduğunu görürüz. Burada arkadaşlar n artı 1 faktöriyeli düzenlediğimiz zaman n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak yazabiliriz. Buradaki n eksi 1 faktöriyelleri sadeleştirdiğimizde bu formül bize daha önceki yaptığımız gösterimlerde olduğu gibi n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesini vermektedir. Dolayısıyla sevgili Akballar, birden n'e kadar olan ardışık pozitif doğal sayıları topladığımızda n çarpı n artı 1 bölü 2 bilgisine eşitliğine ulaşmış oluruz. Sizler de gördüğünüz gibi biz bu formülü, bu bağıntıyı 3 yolla size göstermeye çalıştık. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum.